Nasıl öğreniriz hiç düşündünüz mü? Öğrenmeyi nasıl yapılandırırız? Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Neden her birimizin öğrenmesi, öğrenme hızı aynı değildir? Sorularına cevap bulacağımız, sorularına cevap arayacağımız Öğrenme, bellek ve düşünme ünitesine hoş geldiniz. Kampın 5. günündeyiz. Kitabımızda 50. sayfadayız. O halde kitabımızdan 50. sayfa açıyoruz ve ilk bölüme başlıyoruz. Bu ünitemize başlarken sorulması gereken soru Hocam buradan pek soru geliyor mu? Geçen yıl gelmemiş mesela. Evet geçen yıl gelmedi ama buradan soru gelmiyor anlamına gelmez. Geçen yıl deprem vardı gelmedi. 2020'de korona vardı bu konular çıkartıldığı için gelmedi. 2021'de geldi. 2019'da geldi. Dolayısıyla buradan soru gelebilir. Bu yılda bekliyoruz hocam. Peki içindekiler kısmına bakalım. Neleri göreceğiz? Değerli arkadaşım ilk olarak... Öğrenmenin ne olduğunu göreceğiz. Daha sonra öğrenme kuramlarına ve öğrenmeyi etkileyen faktörlere bakacağız. Bu da bizim ilk videomuz oluşturacak. Yani değerli arkadaşım öğrenme bellek ve düşünmenin ilk videosunun konuları bunlardır. İkinci videosunun konularına bakalım. Bellek bellek türleri, unutma ve unutmanın nedenleri, zeka, zeka kuramları ve zeka testleri bizim ikinci videomuzun konusu olacak. Şimdi ilk sorumuzla hazırsan başlayalım öğrenmenidir. Öğrenme, tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışlardan meydana gelen kalıcı izli değişiklerdir. Al sana ben de bir davranış değişikliği olmuş. Tanımı ezberleyerek sana söyledim hocam. Peki yarın gelip işte bana sorduğunda öğrenme nedir diye sana cevap veremezsen bu öğrenme falan olmamıştır öğrenme olabilmesi için belli bir süre devam etmesi lazım. Davranış değişikliği olması lazım. Bu davranış değişikliği olumlu ya da olumsuz olabilir. Ve öğrenmenin kendisinde deneyim olur, yaşantı olur, tekrarın kendisi olur. Yazı yazma eylemi öğrenme sonucunda olur. Okuma yazma eylemi, işte iki harfi öğrendim okuma yazma biliyor musun? Bilmiyorsun. Bir çocuklara öğretebilmek için neredeyse bir yılımızı veriyoruz. Dolayısıyla öğrenme sancılı bir iş olabilir. Her davranış öğrenme Olamaz hocam. İşte sana gelecek soru burasıdır. Yani diyecek ki parçayı verecek. Ondan sonra aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olmayan davranıştır? Ya da hangisi öğrenme ürünü olarak sayılabilir diye soracak. Bu sorulara biz şunu bilirsek rahatlıkla cevap veririz. Öğrenme nedir? Öğrenme ürünü olmayan davranışlar nedir? Şimdi ilkini söyleyelim. Refleksler öğrenme ürünü değildir. Mesela sana bir şey attım ben bu şekilde. Sen ne yaptın? Gözünü kapattın. Hocam göz kapaklarımı çok güzel kapatıyorum diyemezsin. Çünkü o göz kapakları otomatik olarak kapanıyor hocam. Yani istemsiz oluyor. Allah'tan da istemsiz oluyor. Bize kalsa kim bilir gözümüzü kaybedeceğiz. Öğrenme ürünü müydü bu refleks? Hayır hocam. O halde burası tamamdır. Homoestetik yani dengeleme davranışları öğrenme ürünü değildir. Eliniz yandı, hemen su topluyor, kabuk bağlıyor. Sen öyle istediğin için mi oldu? Hayır, vücut kendini dengelediği için bu şekilde oldu. Çok güzel. Peki madde alımı sonucunda ortaya çıkan davranışlar öğrenme ürünü müdür? Değildir diye adam sallanıyor mesela. Öğrenme ürünü müdür? Değildir yani. Tamam <laughs> mı? Daha başka nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Neyse içgüdüsel davranışlar öğrenme ürünü olamazlar. Neden olamazlar? Bir arının diğer bir araya abi bakayım ya seninki daha tatlı geliyor sanki demesi mümkün mü? Değildir. Arılar bal yapar, örümcekler ağ yapar ve bunları niçin yaptıklarını bilmezler çünkü öğrenmemişlerdir doğuştan getirilen davranışlardır büyüme sonucu olan davranışlar öğrenme ürünü değildir. Kilo artışı, boy uzaması öğrenme ürünü değildir. Ve en çok karıştırız noktaya gelelim. Olgunlaşma sonucunda ortaya çıkan durumlar öğrenme ürünü değildir. Yürümek öğrenilmez. Yürüme nasıl olur? Çocuk zamanı gelince, fiziksel olarak zamanı gelince, vücut o kaslarını tamamlayınca ne yapıyor? Kendiliğinden gerçekleştiriyor. Ya da mesela parmakların ne olması lazım? Olgunlaşması lazım ki kalemi düzgün tutabilsin çocuk. Neden 3 yaşında sen çocuğu ilkokula göndermiyorsun? Çünkü hem fiziksel hem bedensel olarak hazır değil. Hazır değil. Hazır olması lazım. Olgunlaşmasının olması lazım ki öğrenebilsin. Değerli arkadaşım bizler olgunlaşma olmadan öğrenmeyi gerçekleştiremeyiz. Ama olgunlaşma ürünü olan şeyler asla öğrenme değildir yürüme, öğrenme değildir hocam. Şimdi gel öğrenme türlerine bakalım. Koşullama yoluyla öğrenme var, bir de bilişsel öğrenme var. Bunların detaylarına bakacağız. Koşullama yoluyla öğrenmeyle devam ediyorum hocam. Organizmanın başlangıçta tepki göstermediği, tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya zamanla öğrenmeyle, yaşantıyla tepkide bulunmayı öğrenmesidir hocam. Ve ikiye ayırıyoruz. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma. Klasik koşullanmayla başlayalım hocam. Organizmanın doğal bir uyarıcıya karşı gösterdiği doğal tepkiyi daha önce hiç tepki vermediği, tabiri caizse tınlamadığı bir yapay uyarıcı karşıda göstermesine biz klasik koşullanma diyoruz. Klasik koşullanmanın temsilcisi Ivan Pavlov'dur. Ivan Pavlov bir psikolog değildir, bir fizyologtur. Köpeklerin sindirim sistemi üzerine çalışırken tuhaf bir şey fark ediyor ve bunun üzerinde deney yapıyor hocam. Neyi görüyor? Köpeklerin yiyecek gelmeden önce de salya salgıladıklarını görüyor. Hocam bu dersi anlatırken çocuklar diyor ki salya nedir? Salya hoşlanma tepkisi. Köpekler diyerek <laughs> yaptıkları tepkidir. Çok da başarılı bir taklit yapamadım ama yani bu Değerli arkadaşım salyadır böyle ağızlarından o suyu akar ya biz ona salya diyoruz. Peki şimdi ne yapıyor şöyle yapıyor diyor ki o halde Ben bu ete karşı Doğal bir tepki gösteriyor ya Ben de başka bir şeye mesela bu kaleme karşı Onu bu şekilde salya vermesini sağlayacağım yani yapay bir orjine karşı da Bakalım salya salgılıyor mu salgılamıyor mu bunu öğrenmeye çalışıyor. Değerli arkadaşım önce Eti veriyor. Eti gören köpek ne yapıyor? Hoşlanma tepkisi olan salayı salgılıyor. Sıkıntı yok. Sonra zili çalıyor ardından et veriyor. Zil çal et ver. Zil çal et ver. Zil çal et ver. Bunu 15, 20, 30 defa yapıyor. Köpek şunu anlıyor. Ha, zil çalınca et geliyor diye anlıyor. O halde belli bir zaman sonra ne olacak? Sadece zili çalıyor. Hemen salya salgılıyor. Artık ne olmuş oluyor? Klasik koşullanma olmuş oluyor. Neydi klasik koşullamanın tanımını bir hatırlayalım. Doğal uyarıcıya karşı gösterdiğimiz alttan çizelim. Doğal uyarıcıya karşı gösterdiğimiz doğal tepkiyi daha önce hiç tepki göstermediğimiz yapay uyarıcıya gösterme durumudur. İşte bizim örneğimizde bu şekilde oldu. Gel bunu detaylandıralım. Detaylı detaylı köpeğin üzerinde görelim hocam. Öncelikle et nedir burada? Koşulsuz uyarıcıdır. Hocam mesela ot olsaydı koşulsuz uyarıcı olur muydu? Olmazdı çünkü köpek için et anlamlıdır, ot anlamlı değildir. Demek ki etin kendisi doğal uyarıcıdır, koşulsuz uyarıcıdır. E dolayısıyla bak burada hoşlanma tepkisi salya salgılıyor. Bu da ne verecek? Doğal tepki verecek. Koşulsuz uyarıcıya koşulsuz tepki, doğal uyarıcıya doğal tepki verilir hocam. Burada sıkıntı yok. Sonra zili çalıyorsun, köpek tip tip bakıyor. Ne? Ne oluyor falan? Değil mi? Hiçbir anlam taşımıyor. Nötrdü şu an. Daha sonra ne oluyor? Bakın şuraya bakın. Zili çalıyoruz. Hemen ardından eti veriyoruz. Zil et, zil et verince ne yaptık? Burada bir anlama durumu gerçekleşiyor. Yani köpekte bir farkındalık oluşturmaya zille et arasında bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Ve burada hala et koşulsuz uyarıcıdır. Zil hala nötr uyarıcıdır. Peki bu durumda köpek ne tepki veriyor? Koşulsuz tepki veriyor. Çünkü zile hala tepki vermiyor. Ama koşullanma sonucunda artık zil koşullu uyarıcı haline gelecek eti görmeden sadece zili çaldığımızda ne olacak köpek bize koşullu tepki olan salya yapacak. Yani koşullu uyarıcıya koşullu tepki verilir ve artık biz neyi öğretti köpeğe zilin etin habersi olduğunu gösterdik ve zili çalarak köpeğin salya salgılamasını sağlamış olduk. Şimdi gel bu kavramlara bakalım. Kavramlarımızdan ilki nötr uyarıcı. Nötr uyarıcı nedir hocam? Zilin kendisidir. Yani organizmanın başlangıçta herhangi bir tepki vermediği, tınlamadığı e, durumdur. Ama zaman içerisinde biz ne yapacağız? Bu nötr uyarıcıyı koşullu uyarıcı haline getireceğiz. Zaten az önce anlattık. Koşulsuz uyarıcı, diğer ismine doğal uyarıcı nedir? Organizmada doğal e, olarak tepki ulaştıran bir uyarıcıdır. Yani etin kendisidir. Peki koşulsuz tepki nedir? Ete gösterilen salya tepkisidir. Koşullu uyarıcı dediğimiz uyarıcı ise koşullanma sonucunda yani öğrenme sonucunda doğal uyarıcının yerini alan yapa uyarıcıdır. Zil nötr'dü. Şimdi ne oldu değerli arkadaşım? Koşullu uyarıcı oldu. Koşullu tepki ise koşullu e, uyarıcıya verdiğimiz tepkidir değerli arkadaşım. Zil sesine verilen salya tepkisine de koşullu tepki diyoruz. Şimdi gelelim bu ilkelere. Klasik koşulamanın ilkelerine gelelim. Peki nasıl soru sorulacak? Anlatıyorsunuz, geçiyorsunuz dememeniz için ve bu şekilde de ders işlenmemesi gerektiği için anlatayım. Size örnek verecektir. Bak örneklerden birisi verildi ve cevap genellemeydi. Yukarıda bir kavram anlatacak, bir durum anlatılacak. Bunun klasik koşulamanın hangi kavramla denk geldiğini ya da hangi kavramla açıklanabileceği sorulacaktır. Biz de rahatlıkla yapabilmek için örnekler üzerinde anlatalım. Gerektiğinde tanımlayalım. Mesela bitişiklik ilkesi nedir? Zilin hemen ardından eti verilmesidir. Düşünsene zili çaldın yarım saat sonra et verdin. Köpek aradaki bağlantıyı anlar mı? Anlamaz. Bitişiklik ilkesi için hemen bunların ard arda verilmesi lazım. Zil ve etin ard arda verilmesine ne diyoruz? Bitişiklik ilkesi diyoruz. Genelleme nedir? Bir uyarıcı gösterilen tepkinin benzer uyarıcılara karşı da göstermesidir. Köpek çocuğu ısırmış, çocuk bütün köpeklerden korkmaya başlamış. Halbuki kendisini sokak köpeği ısırmış. Ev köpeklerinden de süs köpek her türlü köpekten korkmaya başlamış. Baksana genelleme yapmış. Ya da doktora götürdünüz, İğne yaptı doktor, beyaz önlük giymişti, artık tüm beyaz önlüklerden de korkuyor. Okula götürdün, öğretmeni gördü, ondan da korkuyor. Neden? Genelleme yaptı. Ayrıt etme nedir? Uyarıcı genellemesinin sona ermesidir. Yani artık her beyaz önlüklünün doktor olmadığını anlaması, her köpeğin saldırgan olmadığını anlaması gibi özellikler ayrıt etmedir. Gelelim sönmeye. Sönmede ise değerli arkadaşım belli bir süre pekiştirilemeyen davranışın görülme sıklığının azalması ya da girerek yok olmasıdır. Burada deneyde artık köpek üzerine o kadar çok deney yapıyor ki Pavlov bu sefer zili çalıyor ondan sonra eti vermiyor. Köpek geliyor had diye salaya salgılıyor ama vermiyor hocam. Zili çalıyor. Köpek tekrar yapıyor. Tekrar tekrar tekrar. Köpek artık bıkıyor. Tamam mı? Diyor ki artık gelmeyecek. Et gelmeyecek yani. Artık zile karşı belli bir zaman sonra tepki göstermiyor. İşte biz buna sönme diyoruz. Yani artık kazandırdığımız davranışı ne yaptık? Bu sefer söndürdük. Kendinden geri gelme nedir? İşte günler aylar sonra bir bakıyorsun kendiliğinden köpek bir zil sesine karşı ne yapıyor? Bir tepki gösteriyor. Sağlısız tepkisi gösteriyor. Eğer biz pekiştirirsek devam eder. Pekiştirmezsek yine söner. Belli bir süre ortaya çıkar. Biz buna kendinden geri gelme diyoruz. Bunlar da tamam hocam. Gelelim öğrenilmiş çaresizliğe. Organizma ne yaparsa yapayım ben durumumu değiştiremem diye düşünüyorsa öğrenmiş çaresizlik yaşıyordur. Ben ne yaparsam yapayım bu mantık dersini, psikoloji dersini anlayamam, yapamam diyorsan öğrenmiş çaresizlik yaşıyorsun. Öğrenmiş çaresizlik yaşayan birey harekete geçmez. Harekete geçinmediği için, kabullendiği için dolayısıyla başarısız olur. Lütfen sizde varsa böyle bir şey bir an önce terk edin derim. Birazdan bunu yine konuşacağız. Klasik koşullanmanın örneklerine gelelim. Mesela otobüs görünce midenin bulanması klasik koşullanma örneğidir. Hocam nasıl olur? Değerli arkadaşım daha önce otobüs senin için bir anlam taşımaz. Biniyorsun istediğin yerde iniyorsun. Bir gün ama içeride çok kötü oldun. Miden bulandı, kustun ve artık otobüsler senin için bir anlam taşımaya başladı. Ne zaman görsen o nötr uyarıcı koşullu uyarıcı haline geldi. Ne zaman otobüsü görsen midem bulanmaya başlıyor. Çünkü daha önce böyle bir deneyim yaşadın. Ya da fren duyunca heyecanlanman. Genelde korkular, fobiler ve duysal davranışlar klasik koşullanma yoluyla kazandır hocam. Gelelim edimsel koşullanmaya. Edimsel koşullanmanın temsilcisi Skyner'dır. Yeni hayvanımız Farenin Cancer hocam. Peki nedir? Bir tanımlayalım. Organizmanın bir ödüle ulaşabilmek ya da cezadan kurtulmak için istenilen davranışı yapmasına edimsel koşullama diyoruz. Edimsel davranış organizmanın kendiliğinden ortaya koyduğu bir davranıştır. Gösterilen davranış pekiştirilirse devam eder, pekiştirilmezse değerli arkadaşım söner. Diyelim ki bir gün akşam yemeği yiyorsunuz. Tatlı mı tatlı bir kız kardeşiniz var. 6-7 yaşlarında kendiliğinden Akşam anneniz sofrayı toplarken yardım etti. Babanız dedi ki aferin kızım büyümüş de iş yapıyor dedi. Sonra siz de dediniz ki canım benim çok güzel bir davranış yapıyorsun. Aferin seni çok takdir ettim dedin. Yani pekiştirdin davranışını. İkinci gün akşam yemek yediğinizde büyük ihtimalle yemeğin sonucunu yemekten daha çok düşünecektir. Çünkü onu da o davranışı tekrar yapıp sizin onayınızı almak isteyecektir. Bakın istenilen bir davranış kendiliğinden yapıldı. Biz onu destekledik, ödüllendirdik ve o davranış devam ediyorsa burada edimsel davranış var, edimsel koşullanma var hocam. Peki ne dedik? Dedik ki bu deneydeki hayvanımız faredir. Şimdi gel farenin üzerinde yapılan deneyi anlatalım. Fareyi bir düzeneye koyuyoruz. Zaten ekranda da görüyorsunuz düzeneyi. Bu düzenekte bir pedal var. Aç fareyi bırakıyoruz. Para ilk başta etrafı tanımaya çalışıyor. Şaşkınlık içerisinde ama aç olduğu için zaman içerisinde ne yapıyor? İçinde dolanmaya başlıyor. E aç olduğu için sürekli bir yerleri kurcalıyor ve tesadüfen mandala basıyor. Mandala bastığında güzel de bir peynir düşüyor. Peyniri afiyetle yiyor. Acıktığında tekrar dolaşıyor. Bu eylemler tekrar tekrar gerçekleşiyor. Ve tekrar tekrar tesadüfen nereye basıyor? Mandala basıyor. Ve zamanla neyi anlıyor? Mandala basınca peynirin geldiğini anlıyor. İşte bu edimsel koşulama örneğidir. Ne yaptı? Fare kendiliğinden o davranışı yaptı. Biz fareye klasik koşulamadaki gibi eti peşin vermedik. Peyniri peşin vermedik. Ne yaptık? Bekledik. O istenilen davranışı yapınca ödülü verdik. Sonra ödülü afiyetle yedi hocam. Peki gelelim edimsel koşullanmanın ilkelerine. Özellikle şu olumsuz pekiştireceğe dikkat edin. 2021 ayete sorusudur hocam. Şimdi pekiştireç nedir o halde? pekiştirç bir davranışın tekrarlama olasılığını artıran uyarıcılardır. Takdir edilmek, para kazanmak gibi. Pekiştiricinin kendisi öldürür hocam. Kişiye, yaşa göre değişir. Mesela kişiye aferin vermek, küçük çocuklara, örneğin ilkokul çocuklarına yıldız vermek ya da kitap hediye etmek ya da daha büyük bir şey hediye etmek ya da geçen yaptığımız gibi törene çocuğu çıkardık. Herkes tarafından alkışlanmasını sağladık ve takdir ettik. Alın size pekiştireç. Ve iki türlü pekiştireç vardır hocam. Olumlu pekiştireç, olumsuz pekiştireç. Olumlu pekiştireç istenilen davranış yapıldıktan sonra organizmanın hoşuna giden bir ödül verirsin. Duruma göre mesela çocuğa şeker verirsin, yetişkinse daha büyük bir hediye verirsin, takdir edersin, güzel sözler söylersin, 5 yıldızlı otele gönderirsin, değil mi? Yani kişiye, duruma, zamana göre hoşuna giden bir durum. Mesela diyelim ki çocuğunuz var, e, ya da kardeşiniz var. İmkanınız da var. Güzel davranışlar yapıyor. Sürekli işte okuldan takdir edilecek davranışlar getiriyor. Aldınız kendisine bir diyelim ki hediye verdiniz. Ne olabilir? İşte çalışması için bir iPad olabilir ya da başka bir şey hediye ettiniz. Alın sizi olumlu peştirme. Peki gelelim olumsuz pekiştirme nedir? Olumsuz pekiştirme olumsuz değildir hocam. Nasıl hocam? İsmi olumsuz pekiştirme. Tamam arkadaşım, olumsuz pekiştirme olabilir ama olumsuz bir durum ifade etmiyor. Yani organizmayı rahatsız eden istenmeyen bir durum vardır. Bu ortadan kaldırılır ve istenilen davranışın devamı sağlanır. Mesela başınız ağrıyor, o kadar çok ağrı var ki der çalışmak istiyorsunuz ama çalışamıyorsunuz. İşte ağrı kesici aldınız. Ondan sonra belli bir zaman sonra o başınızın ağrısı durdu. Ders çalışma eylemi devam etti. Bak olumsuz bir durum değilmiş değil mi? İstenilen davranışın devam etmesi için olumsuz durumu ne yaptık? Değerli arkadaşım ortamdan çektik. Diyelim ki bir ayakkabı aldınız, ayakkabınızı sıkıyor, sürekli sizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla ayakkabıyı ayakkabınızı ayağınızdan çıkarırsanız ne olur? Olumsuz pekiştirir. Yani sizi rahatsız eden bir durumu ortamdan çekmeye biz olumsuz pekiştirme diyoruz. Başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ki sizler deneme oluyorsunuz ama yan tarafta gürültülü bir sınıf var. Hocanıza söylediniz. O da gitti orayı uyardı. idareye söyledi ve o sınıf sustu. Ve siz de denemenize adam akıllı devam ettiniz. Bu nedir? Olumsuz peştirmedir. Yani istenilen davranışın devam etmesi için olumsuz bir durumunu yaptık? Ortamdan çektik. Ve olumsuz pekiştireç ile ceza aynı şeyler değildir. Olumsuz pekiştireç ortamdan çıkarılır. Cezanın kendisi ortama verir. Ulan bunu niye yaptın? Şak! Al sana ortama verdim. Yani yapmamak lazım. İşte diyelim ki fırça attık, bağırdık, küfür ettik, ya azarladık. Bunlar nedir? Cezanın kendisidir. Ama olumsuz pekiştirme ne yapıyoruz? İstenilen davranışın devamı için e, istenmeyen durumu ortamdan çekiyoruz. Bence yeterli. Batıl inanca gelelim. Batıl inanç organizmanın tesadüfen yaptığı bir davranış sırasında onunla ilişkili olmayan diğer durumun bağlantı hale gelmesi. Diyelim ki kırmızı bir kazak giydiniz, sınava girdiniz, yüz aldınız. Vallahi de bu kazan uğrudur derseniz al size batıl inanç olur. Gelelim kademeli yaklaştırma ile sistematik duyarsılaştırmaya. Kademeli yaklaştırmada davranış kazandırılır. Sistematik duyarsılaştırmada bir davranış ortadan kaldırılır hocam. Kademeli yaklaştırmada ne yapılır? Davranış en küçük birimlerle ayrılarak kademe kademe pekiştirilerek kazandırılır. Mesela biz okuma yazmayı neredeyse bir senede ya da en iyi ihtimalle 6 ayda çocuğa öğretiyoruz. İlk başta çizgilerle başlıyoruz. Sonra bir harfi gösteriyoruz. Sonra o harfin çağrıştırdığı hayvanları bitkileri gösteriyoruz. Sonra harfi birleştirmeyi gösteriyoruz. Sonra onlara ilgili şarkılar söylüyoruz. Sonra heceleme, sonra işte okuma vesaire. Çok uzun bir süreç. Ne yaptık? Kademe kademe parçalara ayırarak, pekiştirerek bir davranışı kazandırıyoruz. Sistematik duyarsızlaşmada da genelde korkularımızı, kaygılarımızı ortadan kaldırmak için kullanılır. Diyelim ki bir fobiniz var, yükseklik fobiniz var. Ne yapıyoruz? Aşama aşama size o fobiyi ortadan kaldırıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Diyelim ki seni birinci kata çıkardık. Oradan aşağı bakmanı sağlıyoruz. Ondan sonra seni orada rahatlatıyoruz. Sonra ikinci kata ya da bir buçuk kata çıkaralım. O saçma olur değil mi? İkinci kat daha mantıklı. Sonra üçüncü kat. Peyder peşte ne yapıyoruz? Bu e, korkunu yemeni sağlıyoruz. Hatta aklıma şimdi bir örnek geldi. Diyelim ki köpek korkun var. Köpek korkun varsa nasıl ortadan kaldırabiliriz? İlk başta sana çok sevimli köpeklerin resimlerini gösterebiliriz. Sonra sevimli köpeklerin oynadığı güzel bir videoyu gösterebiliriz sonra uzaktan izletebiliriz. Daha sonra biraz yaklaşmanı sağlayabiliriz ta ki senin gelip elini dokundurabileceğin zamana kadar bu şekilde fobini ortadan kaldırabiliriz. Hocam gelelim nereye? Klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasındaki farka. Bu kadar muhabbet yeter. Klasik koşullanmanın en temel özelliği uyarıcı tepkiden önce verilir. Yani eti biz tepkiden önce veriyor muyuz? Veriyoruz. Peki edimsel koşullanmada uyarıcı tepkiden sonra verilir. Peyniri ne yaptık değerli arkadaşım? Fare istediğimiz davranışı yaptıktan sonra verdik. Devam edelim. Klasik koşullanma refleksli davranışlara yönelikken değerli arkadaşım edimsel koşullanma bilinçli davranışlara yöneliktir. Edimsel koşullanmada organizma aktiftir ama klasik koşullanmada pasiftir. Klasik koşullanmada öğrenme istem dışıdır. Edimsel koşullanmada bilinçlidir edimsel koşullanmada uyarıcı çeşitli fazladır ama klasik koşullanmada sınırlıdır. Klasik koşullanmada uyaranın kendisi belirgindir ama edimsel koşullanmada belirgin değildir. Son olarak edimsel koşullanmada pekiştireç davranışa bağlı olarak verilir. Klasik koşullanmada ise davranıştan bağımsız olarak verilir. Gelelim bilissel öğrenmeye. Bilissel öğrenme nedir? algılama, düşünme ve hatırlama gibi bilişsel süreçlere yapılan öğrenmedir. Bu kurama göre öğrenme, dünya anlama ve algılama girişimidir. 5 farklı öğrenmeden bahsedeceğiz. Bunların hepsini de bilişsel öğrenme altında sınıflandırdık hocam. İlk olarak kavrayarak öğrenmeye gelelim. Kavrayarak öğrenmenin anahtar kelimesini sana söylüyorum. Birden, e, düzgün de yazalım, birden bire ya da aniden sözünü görürsen aklına kavrayarak öğrenme gelsin. Diyelim ki sen kavrayarak öğrenmeyi anladın ama şıklara baktığın yok büyük ihtimalle de olmayacaktır. Eğer sezgisel öğrenme ya da iç içgörüsel öğrenme varsa değerli arkadaşım aynı anlama geldiğini bilmelisin. Genelde kavramın ilk anlamını vermezler, ikinci anlamını verirler hocam. Şimdi bakalım neymiş kavrayarak öğrenme? Problemin elemanları arasındaki ilişkinin bir anda görüldüğü, bir anda çözüldüğü öğrenme türüne kavrayarak öğrenme diyoruz. Bu öğrenme türünde bir deney yapılıyor. Kafese maymunlar bırakılıyor ve yerlere birkaç tane kutu atılıyor. Bir de yan tarafa da bir çubuk da bırakılıyor. Bir de yukarıya muz diziliyor hocam. Yani bir tutam muz bırakılıyor hocam. Bir tutam mı denilir bilmiyorum ama canım da çekmedi değil. Her neyse Muzu bıraktılar. Maymunlar ne yapıyor? Hemen muzu almaya çalışıyor. Zıplıyorlar olmuyor. Çubuğu kullanıyor olmuyor. Bir kutunun üstüne çıkıp almaya çalışıyor olmuyor. Ve burada Sultan adlı bir maymunumuz var. Bu da aynısını yapıyor. Biz zaten bunu gözlemliyoruz. Ama bir türlü başaramıyor. Sonra bir kenarda oturur verirken birden kalkıyor. 3 kutuyu gördüğünüz gibi üstte bırakıyor ve muzun kendisini alıyor. Aniden, birden bire hemen problemi çözdü. İşte buna kavrayarak öğrenme diyoruz. Gelelim model alarak öğrenme. Yani gözlemleyerek öğrenme. Bu öğrenme türünde bizler modelleri gözlemliyoruz. Ona göre davranışta bulunuyoruz taklit ederek o şekilde davranışta bulunuyoruz. Bak bakalım çocuk ne yapıyor? Babasını taklit ediyor. Babasının yaptığı gibi davranıyor. Mesela ben ilk öğretmenliğe başladığımda 2006 yılıydı değerli arkadaşım. İşte 2006-2007 arasında 5. sınıfları okutuyorum. O zaman felsefe öğretmeni değilim. Yani atamam olmamış, ücretli öğretmenim o zaman. Ne yaptı çocuk? Bir baktım şöyle böyle sigarayı bir içer gibi. Ondan sonra değişik şekiller yaparak bazen de bu şekilde havaya yapıyor. Ben ders anlatıyorum ama ismini de çok iyi hatırlıyorum. da bakalım Miraç sürekli öflüyor püflüyor kalemi şu şekilde ters tutuyor. Çocuk ne yapmış? Ailede baba ya da anne kim sigara içiyorsa onu gözlemlemiş onun hareketini yapıyor. Su çocukla değil ona o hareketi gösterenlerde bizler iyi model olmak zorundayız. Sigara içme ulan! Ulan kendin içme. Kendin içme ki çocuk içmesin. Sen model olacaksın. Biz ne kadar nasihat edersek edelim Hepsi boş. Bizim model olmamız lazım hocam. Neyse model alma basit bir taklit olayımdır değildir. İlk başta gözlemleyeceksin, aklında tutacaksın, sonra bunu davranışa dökeceksin. Diyelim ki size şöyle bir sorusu oldu. Dedin ki örneğin parçada şöyle bir durum geçiyor. Size model olarak öğrenmeyi anlattı. Dedi ki aşağıdaki atasözlerden hangisi model olarak öğrenmeye uygun bir örnektir? Eğer şunlar varsa direkt olarak işaretleyelim. Körle yatan şaşı kalkar. Bana arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Anasına bak kızını alayım sözü bu atasözlerine örnektir. Gelelim gizil öğrenmeye. Farkına varmadan öğrenmeye. Bu öğrenmede öğrenmek için bir isteğiniz yoktur. Bir amacınız yoktur. Bir çabanız yoktur. Ne hikmetse öğreniyorsunuz. Nasıl hocam? Şu zihin bir takım yerleri, bir takım tekrarlanan sözleri kaydediyor. Mesela diyelim ki pikniğe gittiniz. Herkes şarkı söylüyor. Sizlere de sıra ettiler. Siz de onlarla birlikte söylemeye başladınız. Şarkının sonuna kadar bildiğinizi fark ettiniz. Bak bilmediğiniz bir şarkıydı. Onlara eşlik ettiniz. Bir baktınız tüm sözleri biliyorsunuz. Neden? Son dönemlerde çalışan, çalınan popüler bir şarkı. Popüler şarkıların genelde çalındığı doğrudur. Belki ondan aklıma geldi, bilinçaltı bilemiyorsun. Her neyse son dönemde çalınan bir şarkıdır ve bu çalınan şarkıyı da siz pek istemediniz, pek dinlemediniz ama her yerde çalındığı için bir, ne yaptı? Zihin onu kaydetti. İşte farkına varmadan öğrenme Budur. Ya da bazen size adres sorarlar. Hiç dikkat etmeniz yeri tarif edebilirsiniz. Her zaman oradan geçiyorsunuzdur. Hiç o eczaneye ya da o fabrikaya ya da o diyelim ki markete bakmamışsınızdır, gitmemişsinizdir. Ama zihin onu farkına varmadan kaydetmiştir. Hatta tarif ettiğinize bile şaşırabilirsiniz hocam. Gelelim deneme yanılma yolunda öğrenmeye. Bireyin birçok yolu deneyerek, her defasında başarısızlıktan ders çıkararak istenilen davranışı gerçekleşmesidir şu an size bu dersi anlatıyorsam kesinlikle deneme yanılma yolu anlatıyorum hocam. Nasıl yani? Bütün bilgisayar bilgimi deneme yanılma yolu öğrendim. Ya karıştırdım da berbat ettim de CTRL Z'ye basıyorum geri geliyorum. Bir daha öğreniyorum. Eğer işe yarıyorsa devam ediyorum. Yaramıyorsa CTRL Z'ye bas 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 geri gel diye bu şekilde öğrendim. Zaten biz birçok öğrenmemizi de deneme yanıma yolu öğreniyoruz. Özellikle bilgisayardaki bilgilerimizin çoğunu şahsen ben deneme yanıma yoluyla öğrendim hocam. Gelelim psikomotor öğrenmeye. Psikomotor öğrenme nedir? Bir becerinin kazanılması ya da bir işin nasıl daha iyi yapılacağının öğrenmesidir. Yazı yazmak mesela. E, araba kullanmak. Başka mesela ee, ne örnek vermişiz? Gitar çalma. Bunların hepsi psikomotor öğrenmedir. Motor öğrenme genelde kasla ilgilidir, vücutla ilgilidir ve bir işin nasıl iyi yapılacağıyla ilgili bir durumdur diyelim. Ve nereye geçelim hocam? Nereye geçelim? Öğrenme kuramlarını özete geçelim. Hazırsan başlayalım. Bir klasik koşullanma yoluyla öğrenme. Temsilcimiz kimdir? Ivan Pavlov'dur hocam. Ne diyorlar? Bu öğrenme kuramı neyi savunuyor? Nasıl tanımlanabilir? Şu şekilde tanımlanabilir. Organizmanın tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya doğal uyarıcılar aracıyla tepkide bulunmayı öğrenmesine ne diyoruz değerli arkadaşım? Klasik kuşlama yoluyla öğrenme diyoruz. Hayvanımızı hatırlıyor muyuz? Evet. Neydi? Köpekti. Köpek üzerinde deney yapılmıştı hocam. Gelelim ikiye edimsel koşullanmadayız. Temsilcimiz kim? Skyner'dır. Hayvanımız kim? Hayvanımız neydi? Farenin kendisiydi. Peki bu nedir? Organizmanın bir ödüle ulaşabilmek ya da cezadan kaçınabilmek için istenilen davranışı yapmasıydı hocam. Gelelim bilişsel öğrenmeye. Temsilcimiz kim? Piaget'dir. Ne diyor bilimsel öğrenme? Biliş deyince aklımıza ne geliyor? Hep zihin geliyor, algı geliyor, düşünme geliyor. O halde bilişsel öğrenme, algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlere yapılan öğrenmedir. Gelelim kavrayarak öğrenmeye. Temsilcimiz kimdir? Köylerdir. Bizim hayvanımız neydi? Hocam Sultan adlı şempazeydi. Yani maymunun kendisiydi. Neydi? Bunun anahtar kelimesi neydi? Aniden öğrenmeydi. Problemi birden birdenbire çözmeydi hocam. Bu da tamamdır. Gelelim model alarak öğrenmeye. Temsilcimiz kim? Bandura'dır hocam. Peki burada ne yapılıyordu? Gözlemleyerek öğrenme oluyordu. Taklit ederek öğrenme oluyordu. Gelelim gizli öğrenmeye. Temsilcimiz kim? Edward Tolman'dır. Peki bu nasıl bir öğrenmedir? Farkına varmadan yapılan öğrenmedir. Herhangi bir istek, herhangi bir amaç olmadan zihnin kendiliğinden öğrenmesiydi hocam. Keşke her şeyi bu şekilde öğrenmiş olsak. Gelelim deneme yanılma yoluyla öğrenmeye. Temsilcimiz Törnak'tı. Peki bu öğrenme ne diyor? Diyor ki bir tane çok yolu birey dener ve işe yarayanları tutar. işe yaramayanları bir daha yapmaz. Deneyerek yanılarak bir davranışı öğrenir diyor. Son olarak psikomotor öğrenmeye bakalım. Psikomotor öğrenme nedir? Bir becerinin kazanılması ya da bir işin daha iyi nasıl yapılacağının öğrenilmesidir anahtar kelimesinde söylemiştik. Genelde kasla bedenle ilgili bir durumdur. Mesela bir aleti çalabilme, ondan sonra yazı yazabilme, arabayı kullanabilme daha çok kasla bedenle ilgili bir durum olduğunda hatırlatalım ve öğrenmeyi etkileyen faktörlere geçelim. Öğrenmeyi ne etkiliyor hocam? Nasıl daha iyi öğrenebilirize bakacağız. Öncelikle sağlıklı besleneceğiz. Hemen diyetistimden eşimden bilgiler alayım, çağırayım diyormuşum kendisini. Böyle bir konsept yapmadık. Ama kendisine bir takım bilgiler aldım hocam. Yeşil sebzeleri tüketin diyor. Cevizi tüketin, balığı tüketin. Ondan sonra fındığı tüketin. Tabii bunların hepsi de çok pahalı ama zihne iyi geliyormuş. Neymiş hocam? Yeşil sebzeler, balık, fındık ve ceviz zihne iyi gelir. Mutlaka fiziksel de ol, bir olsa, doğrusu mutlaka yarım saat saatte olsa fiziksel egzersiz yapın. Ben bunu yapamıyorum. Sizler yapın. Çünkü insana gerçekten iyi geliyor. İnsan beyne daha fazla oksijen ulaştırabiliyor. Bu da sağlığımız açısından, öğrenmemiz açısından önemlidir hocam. Ve değerli arkadaşlar, strese gelelim. Kaygıya gelelim. Kaygı olmadan kaygısız bir insandan ya da kaygı sahibi olmayan bir insandan başarı asla beklenemez. Bir kaygınız yoksa vurdum duymaz bir insansanız kesinlikle başarılı olamazsınız. Yani başarı için kaygı şarttır. Ama yüksek kaygıdan bahsetmiyorum. Kaygı seviyesi yükseldikçe başarı yükselir. Ancak belli bir zamansından sonra o başarı düşmeye başlar. Çünkü nedir? Yüksek kaygıyla öğrenme arasında bu sefer ters bir korelasyon var. Ters bir orantı var. Dolayısıyla kaygı seviyesi çok fazla oldukça öğrenme düşer, başarının kendisi düşer. O yüzden yapmamız gereken şey yeteri miktarda kaygımızın olmasıdır. Ne hiç olmayacak, ne çok fazla olacak. Çünkü her ikisi de zararlıdır çocuğun sınavda bayıldığını gördük Allah korusun. Yani yüksek kaygı sizi çok fazla zor durumda bırakabilir. Normal denemelerde yaptığıyla evde yaptığı deneme arasında fark var. Çünkü evde rahat, sınavın kendisine rahat değil. İşte bu sorun. Sınavın kendisi unutmayasın. Sadece sınavın kendisi bilgiyi ölçmüyor. Stres yönetimine de bakıyor. O bilgileri o an kullanma becerinize de bakıyor değerli arkadaşım. Bunu unutmayalım. Peki başka ne söyleyebilirsiniz? öğrenmiş çaresizlik ile kendini gerçekleştiren kehanetten de bahsetmek isterim. Öğrenmiş çaresizlik dediğimiz şey birey ne yaparsam yapayım durumumu değiştiremem demesidir. Ya ne yaparsam yapayım matematik yapamıyorum, al sana yapamıyorum, mantık yapamıyorum. Ya nasıl yapamıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bir kere denedin olmadı, iki kere denedin olmadı, üç kere denedin olmadı, bırakıp gidiyorsun. Ben bu bilgisayarı öğrenememek için bin kere baktım ya, e bırakıp gitseydim şu an sana dersi anlatmamış olacaktım. Ben de mantığı ilk öğrendiğimde çok zorlandım. Anlamadım, anlamadım ama anlamak için uğraştım. Dolayısıyla senin de uğraşman lazım. Eğer dersen ki yapamam, edemem dersen bir daha yüzüne bakmazsın. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Öğrenilmiş çaresiz kişiyi strese koyar, güdülenmesini azaltır, ondan sonra hayattan keyif almasını engeller. Ve birçok öğrencimiz maalesef öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadır. Gelelim kendini gerçekleştiren kehanet. Ben şöyle düşünüyorum ve başıma şu geliyor dediğiniz olay kendini gerçekleştiren kehanettir. Yani insanın düşüncesinin doğrulanmasıdır. İşte şiir okumaya çıkacaksınız. Ula ben bir sözleri unutursam ne olur dedin. Unutursun hocam. Çünkü o şekilde odaklandın ve gerçekten o zaman unutuyorsun hocam. Ya da ben işte bak matematikte zaten iyi yapamıyorum. Denemede de büyük ihtimalle yapamayacağım dedin. Girdin yapamazsın hocam. Çünkü düşündüğünü onaydı. Tam tersine güzel düşüncelere sahip olduğunda ve bunun için çaba emek sarf ettiğinde o zaman olduğunu göreceksin. O kehanat de kendini tekrar edecek hocam. Şimdi gelelim öğrenmeyi etkileyen faktörlere. Öğrenmeyi etkileyen dört temel faktörümüz var. Öğrenenle ilgili öğrenmenin yapıldığı ortamla ilgili, öğrenecek malzeme ilgili ve öğrenme yöntemi ile ilgili faktörlerden bahsediyoruz. Şimdi bunları tek tek görelim. Öğrenenle ilgili faktörlere başlıyoruz. İlki türe özgü hazır oluş. Bir konunun öğretilebilmesi için organizmanın gerektirdiği biyolojik donanıma sahip olmaya türe özgü hazır oluş diyoruz bir insana uçmayı öğretemezsiniz. Çünkü hazır değiliz hocam. Hazır değiliz. Öyle bir biyolojik donanımız yok hocam. Biyolojik donanımız, donanımımız olsaydı o zaman uçardık. Bak şimdi mesela şu güvercine konuşmayı öğretebilir misin? Öğretemezsin. Çünkü o donanıma sahip değil. Bir av köpeğiyle bir süs köpeği Aynı avcılığı yapabilir mi? Süz köpeğini götürdün, av olayını gerçekleştirebilir mi? Hayır. Çünkü biyolojik donanıma sahip değil. Ama av köpeğine avcılığı öğretebilirsin. Çünkü o biyolojik donanıma sahiptir. Gelelim motivasyona. Motivasyon bireyin öğrenmeye istekli hale gelmesidir. Birey istekli değilse dünyanın en iyi kişisini getir, en iyi profesörünü getir, en iyi okuluna götür kesinlikle öğrenemez. Sen istekli olmadıkça hiçbir şey olmaz. Atı ne diyoruz? Zorla su içirmeye götürebilirsin ama asla su içiremezsin. Genel öğrenmişlik hali nedir? Genel öğrenmişlik hali şudur. Bireyin tamamen uyanık ve bütün enerjisini yaptığı iş üzerine odaklamasıdır. Mesela beni izliyorsun. Televizyon açık, Instagram açık. Önünde de bir şeyler karalıyorsun. Bu genel öğrenmişlik hali olabilir mi? Bir de uzanmış şey yapıyorsun. Bakınıyorsun. Arkadaşım bu Genel uyanmışlık haline ters bir durumdur. Genel uyanmışlık hali olan bir birey nasıl bir bireydir? Masanın üzerine dik oturmuş, tamamen dikkatini çalıştığı konuya odaklamış, ısı ve ışığın normal olduğu bir ortamda çalışıyordur. Düşün, karanlık bir ortamda ders çalışıyorum, uzanıyorum, Instagram'da dolaşıyorum, habire, ondan sonra biraz da ders çalışıyorum. Bu genel öğrenmişlik halinin çok düşük olduğunu gösterir ve doğru değildir. Zekaya bakalım. Zeka ile öğrenme düzeyi arasında doğru orantı var. Zeka düzeyi arttıkça öğrenmenin etkisi ve hızı da artar hocam. Transfere gelelim. Transfer dediğimiz şey eski bilgilerin yeni konuyu öğrenirken yarattığı etkidir. Eğer olumlu bir etki yaratıyorsa pozitif transfer olumsuz bir etki yaratıyorsa negatif transferdir. Şimdi pozitif transfere örnek verelim. Diyelim ki daha önce bisiklet kullanıyordun. Şimdi motosiklete geçeceksin. Eğer o eski bilgiyi yeni bilgiyi kolaylaştırıyorsa motosikleti kullanırken hiç zorlanmadan kullanıp hemen alışıyorsan al sana pozitif transfer. Daha önce anaokuluna çocuğu gönderdik. Okula uyumu sağlandı. İşte bazı harfleri öğrendi. Bazı sayıları öğrendi. Ve ilkokul birinci sınıfta arkadaşlarına göre çok başarılı oldu. Al sana pozitif transfer. Negatif transfer nedir? Eski bilgi yeni bilgiyi zorlaştıracak. Eskiden sağ tarafta işte direksiyon olan arabayı kullanıyordum, hatta yıllarca kullanıyordum, şofördüm. Bu sefer sol tarafta olan bir ülkeye gittim. Orada ne yaparsın? Zorlanırsın çünkü alışkanlıkların seni zorlaştıracaktır. senin yeni bilgi öğrenmeni daha doğrusu ne yapacaktır? Zorlaştıracaktır hocam. Biz buna ne diyoruz? Negatif transfer diyoruz. İki parmakla daktilo yazıyordun, şimdi on parmağa geçtin. Zorlanırsın çünkü eski bilgiyi yeni bilgiyi zorlaştırmakla da hocam. Şimdi gelelim yaş, olgunlaşma düzeyi ve dikkatin kendisine. Yaşın kendisine baktığımızda, değerli arkadaşım, biz belli yaştaki kişilere belli konuları veriyoruz. Mesela biz neden 8-9 yaşındaki çocuğa trigonometri anlatmıyoruz? Ya da neden soyut konuları anlatmıyoruz? Çünkü onlar somut işlemler döneminde bunu algılayabilecek kapasiteleri fiziksel olarak yoktur. Hatta bedensel olarak bazı şeyleri de onlara öğretemediğimiz için daha sonraki zamanlarda öğretiyoruz. Olgunlaşma düzeyine gelelim. Çocuğun olgunlaşması tamamlanmadan öğrenme gerçekleşmez. Neden çocuğun öğrenmesi için ilkokula yazılması için biz 6 yaşı bekliyoruz? Çünkü kalemi o zaman daha rahat tutabilecek, kasları olgunlaşmış bir bireydir öncesinde kalemi tutamıyor. Bu şekilde tutan bir çocuğa nasıl öğrenmeyi e, göstereceksin? Bir de fizikselin yanında psikolojik olarak, zihinsel olarak hazır değil. Hazır değilse olgunlaşma gerçekleşmediyse öğrenme de gerçekleşmez. Dikkatli konuşmaya bile gerek yok. Dikkat etmiyorsak, enerjimizi bir şey üzerine yoğunlaştırmıyorsak öğrenme gerçekleşmez. Fiziksel durumumuz uygun değilse, yani şöyle söyleyeyim, gözümüz görmüyorsa değerli arkadaşım bir avcılık ya da işte bir gözleyicilik ya da ne diyelim mesela bir okçuluk etkinliğini yapamayız. Fiziksel durumumuzun buna hazır olması gerekir. Gelelim öğrenme yöntemiyle ilgili faktörlere. Nedir hocam? Öğrenmeye ayrılan zaman. Yani aralıklı ve toplu öğrenmeden bahsediyoruz. Nasıl çalışıyorsun? Sen sınavdan önce toplu olarak bir kere çalışıyorsan toplu olarak da unutursun. Bunun etkisi çok azdır ve çok tavsiye edilmeyen yöntemdir. Maalesef öğrenciler tarafından en çok kullanılan yöntemdir. Doğru olan yöntem nedir? Aralıklı olarak çalışmaktır. Yani her gün en az 5-6 saat çalışıyorsak 40 dakika çalış, 10 dakika dinlen ya da 1 saat çalış, 10 dakika dinlen şeklinde yapılan aralıklı öğrenme en sağlıklı öğrenmedir. Peki hocam konunun yapısına baktığımızda parça mı çalışalım, bütün mü çalışalım? Birbiriyle ilişkiliyse hocam bütün çalışın. Eğer birbiriyle ilişkili değilse, karmaşıksa parçalayın ki daha rahat çalışabilirsiniz. Geri bildirim önemli. Çalıştıktan sonra mutlaka test çözün hocam. Test çözün ki konuyu ne kadar iyi öğrendiniz hemen bunu test edin. Mesela diyelim ki biz de deneme sınavı yaptık. Deneme sınavının cevaplarını bir ay sonra verdik. Bunun geri dönüktü çok başarılı mı? Değil. Ya da sonuçlarını bir ay sonra açıkladık yine değil. Çünkü geri dönüntü hemen vermeliyiz ki kişi ne yapabilsin hocam? Yanlışlarını, eksiklerini görebilsin. Cevabı hemen vermemiz lazım. Sonucu da en kısa sürede 2-3 gün içerisinde açıklamamız gerekiyor ki sıcağı sıcağına geri bildirim dönüt verelim ki kişi yanlışlarını görebilsin hocam. Şimdi gelelim öğrencinin aktif katılımı. Sadece dinlemeyle, sadece okumayla yapılan öğrenme aktif katılım değildir. Pasif bir öğrenmedir, sağlıklı bir öğrenme değildir. En iyisi anlatmaktır. Kendi kendine anlatabilirsin. Ya da yazarak, not çıkararak e, kendi cümlelerinde güzel özetler oluşturabilirsin hocam. Tekrarı tekrar görüyoruz. Tekrar çok önemlidir. Ben bile kendi dersimi tekrar ediyorum. Kitabın yazarıyım ama tekrar etmek zorundayım. Çünkü unutursun. Kim olsan unutursun. Yani şu ben öğretmenim, ben kitabın yazarıyım, ben şuyum 18 yıllık öğretmenim. Yok öyle bir hikaye. Değerli arkadaşım. Tekrar etmezsen unutursun. Zamanla e, bilgiler arasında bir ters orantı var. Zaman geçtikçe onlar unutulmaya doğru ne oluyor? Doğru orantı oluyor. Düzeltelim. Zaman geçtikçe unutma miktarı da artar. Ama unutma ile tekrar arasında ters orantı var. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar az unutursun. Bunu da düzeltmiş olduk. Öğrenmeden sonra yapılan faaliyete bakalım. Öğrenmeden sonra lütfen zihninizi yoracak bir faaliyet yapmayın. Birbirine yakın konuları çalışmayın çünkü birbirine karıştırırsınız. Bir de programda öğrenme var. Bu bireysel öğrenmedir. Bilgisayarla yapılan öğrenmedir. Kişiler kendi hızlarına göre ilerlerler. Yanlışı olunca geri gelir. Tekrar tamamlar. Mesela bireysel öğrenmede %70'in öğrenmesi lazım programda öğrenmede. %70 öğrenme, öğrenilmediyse bir sonraki üniteye geçemiyorsun. Dolayısıyla kişinin öğrenmesi kendi hızındadır. %70 öğrenmeyi tamamladığında ikinci, üçüncü, dördüncü üniteye geçebilir. Yani bizim bir yılda anlattığımızı kişi bir ayda halledebilir. Bir başkasını beklemek zorunda değildir. Yanlışları hemen veriliyor. Çünkü bilgisayar yanlış olduğunu, yanlış yapıldığını hemen anda dönüt olarak verebiliyor. Dolayısıyla güzel bir yöntem, bireysel bir yöntemdir. İstediğin zaman da dersi tekrar edebiliyorsun. Mesela beni durdur, sonra gel, sonra tekrar çalış. Ama mümkünse bir kere de dinle, olayı bitir. İşte biraz geldim, biraz gittim, biraz sohbet ettim. Böyle de bir ders çalışma yöntemi olmaz hocam. Gelelim öğrenci konuyla ilgili malzeme. Eğer içerik senin ilgini çekiyorsa, ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa, senin için anlamlıysa çok rahatlıkla öğrenirsin. Algısal ayrıt edilebilirlik olması lazım. Düşünsenize burası düz bir okuma yani düz bir sadece yazıdan ibaret olsaydı rahatlıkla anlayabilir miydiniz? Anlayamazdınız. O yüzden böyle kutucuklar yaptık, görseller koyduk. Ondan sonra birbirinden ayrıt ettik ki daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden renkli olması, koyu olması, büyük olması, farklı karakterde olması, altının çizilmesi algısal ayrıt edilebilirliği etkiler ve öğrenme aslında önemlidir. Eğer çağrışım varsa e, ve zıtlık, benzerlik, zamanda, mekanda, işte yakınlık varsa bu öğrenmeyi kolaylaştırıyor hocam. Aynı zamanda kavramsal benzerlik. Mesela ben dikkat edin gruplama yapıyorum genelde. Alt alta maddeleri sıralıyorum. Çünkü daha rahatlıkla akılda kalabiliyor. Yoksa diğer türlü kitaplarımızdaki gibi full yazı olduğunda şahsen ben baktığımda geriliyorum hocam. Gelelim öğrenme ortamıyla ilgili faktörlere hocam. Öğrenme ortamıyla ilgili faktörlerden birincisi fiziksel ortamdır. Nasıl bir ortamda ders çalışıyorsun? Hocam loş bir ışıkta en büyük hatayı yapıyorsun. Hocam nasıl bir ortam? Vallahi titri titriyoruz. Olmaz hocam. Ya da hocam ısısı çok güzel. Hamam gibi. O da olmaz. Isı belli düzeli olacak. Işık standart olacak hocam. Ondan sonra çalıştığın yerin simsiyah olmaması lazım. Yani boğucu olmaması lazım. Böyle çok da aşırı renkli olup senin dikkatini çekmemesi lazım. Yani çok fazla uyarıcı senin masanda olmayacak. Isı ve ışık dengesi tam olacak ki senin o ortamda rahatlıkla ders çalışabilirsin hocam. Sosyal ortam, sosyal ortam en önemlidir, sosyal etki önemlidir. Arkadaş ortamın seni ya yakar değerli arkadaşım ya da seni çok zehirlere yerlere getirebilir. Ee, evet arkadaş önemlidir ama sen daha önemlisin onu da sana söyleyeyim yaşayarak görüyorum. Kendi arkadaşlarına feda etme lütfen. Ee, i̇nşallah iyi bir arkadaş grubuna denk gelmişsindir. O arkadaş grubuyla birlikte güzel işler başarabilirsin. Aynı üniversiteye gidebilirsin, aynı evde kalabilirsin, birçok maceraya birlikte katılabilirsin. Ama arkadaş grubun iyi değilse, sürekli seni aşağı çekiyorsa, sürekli seni ateşe doğru götürüyorsa eyvah eyvah diyorum. Çünkü onlar senin geleceğini senden çalacaklar. O yüzden arkadaşını iyi seç hocam. Gelelim öğrenme stratejilerine. Öğrenme stratejilerine direkt olarak dikkatle başlıyorum. Dikkat yapılmadan öğrenme gerçekleşmez. Dikkat yapıldığında duysal bellekten kısa süreli belleğe bilgi gelir dikkat yapılmadan bilgi kalıcılığı sağlanmaz. Yani dikkatinizi bir şeye yoğunlaştırmadan zihninize onu kaydetmeniz mümkün değildir. Ha farkına varmadan öğrenme vardır. O değerli arkadaşım biz farkına varmasak da zihnin bir işlevidir o ayrı. Ama bizim bahsettiğimiz şey eğer bilgi duysal bellekten kısa süreli belleğe gelecekse oradan uzun süreli belleğe gidecekse mutlaka dikkatin olması gerekir. Dikkat öğrenme stratejisinin ilk adımıdır hocam. Peki ne yapabiliriz? dikkati çekebilmek, daha bilgiyi kalıcı hale getirmek için. Altını çizebilirsin mesela. Anahtar kelimeleri çıkarabilirsin. Özetleme yapabilirsin. Anlaşılmayan yerlere soru işareti koyabilirsin. Yıldız yapabilirsin. Renkli kalemle çizebilirsin. Yani hoşuna gidecek, anlayabileceğin, senin için anlamlı durumlar yapabilirsin. Mesela şöyle diyorum. Altını çiz diyorum. Çocuk şöyle, şöyle yapıyor. Bir, iki, diyelim hepsini bak bak. Allah aşkına. Bu nasıl bir altıcı? Tamamını çizdin hocam. Bunda öğrenme olur mu? Yok. Hangisi şey önemli? Yok. Halbuki bunu yerine şöyle yapsak. Mesela silelim. Burada bir uygulama yapalım birlikte. Bunu sildim ben. Burada mesela önemli gördüm. Anahtar cümle. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Ondan sonra rengini değiştir hocam. Mavi yapalım. Sonra bunu mesela ne yaptım? Yuvarlak içerisine aldım. Rengini değiştir hocam. Aşırı renkli de olmasın bu arada. Mesela ne olsun? Gel arkadaşım. Yeşil olsun. Buranın da mesela özellikle şey yaptım. Sonra soru işareti koydum. Şimdi tekrar kendi rengimize gelelim ve şuraya bir bakalım. Bak şuraya bakalım. Çerçeveye bakma. Şimdi burada ne var? Yeşil yer soru işareti. Bak direkt dikkatimi çekti. Altı çizili iki yer var. Sonra mavili yer var. Al sana dikkati çekecek noktalar hocam. Tekrarı söylemeye gerek var mı? Tekrar olmadan öğrenme olur mu? Olmaz hocam. Anlamlandırma olmadığı zaman bilgiyi anlamlı bir şekilde kodlanıp zihne gönderilmediği zaman yani zihin derken uzun süre belleğe gönderilmediği zaman bilginin hatırlanması zor olur hocam. Ve değerli arkadaşım yürütücü biliş ile duysal stratejiyi son dönemlerde testlerde görüyorum. Özellikle bunlara vurgu yapmak istiyorum. Bireyin kendi zihinsel becerilerinin farkında olup bu becerilere uygun öğrenme yöntemini seçmesine biz yürütücü biliş diyoruz. Yani sen nasıl öğreniyorsun? Nasıl öğrenebilirsin? Mesela ben görsel hafızam iyi olduğunu düşünüyorum ve kitabı da zaten o yüzden bu şekilde hazırladım. Kavram haritalarıyla çalışıyorum, görsel materyallerle çalışıyorum, maddelerin alt alta olmasına dikkat ediyorum full yazı olduğunda geriliyorum. Anlamıyorum. Zor anlıyorum yani. Dolayısıyla bu şekilde öğrenme bana uygun. Değilse de bu hale getiriyorum. Bak kitaplar değildi. Yüzlerce kitap var. Değildi. Ben bu hale getirdim. Bir kitap oldu. Sana da bana da kazandırmış olduk hocam. Yani yürütücü bilinçte ne yapıyoruz? Kendimize uygun öğrenme stratejisini beliriyoruz hocam. Duysal bilinçte ne yapıyoruz? Burada duyusal ve güdüsel bir engel varsa ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mesela kişi ben yapamam diyorsa yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Özgüvene eksikliği varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz hocam. Gelelim artık öğrenmeyi, öğrenme ve aktif öğrenme tekniklerine yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Öğrenmeyi öğrenmenin ilk basamağı nedir? İstemektir. İstemezsen senden hiçbir şey olmaz hocam. Benden de hiçbir şey olmaz. İstemedikten sonra ya kim beni burada masanın üzerine bırakacak Allah aşkına. Yani ben burada masanın üzerine oturup içerik üretip sana anlatıyorsam kendim istediğim içindir. Sen istersen bir şeyleri başarabilirsin. İstemezsen hiçbir şeyi başaramazsın. Bir de şöyle tipler var ya ben her şeyi biliyorum. Her şeyden farkındayım diyorsan yine senden bir şey olmaz. Çünkü neden? Her şey bildiğini fark eden bir insan bir şey araştırmaz, bir şey öğrenmez, bir şey için merak olmaz, anlama isteği olmaz. Dolayısıyla öğrenme olayı ...gerçekleşmez der arkadaşım. Bir de günümüzde en önemli olan öğrenme türlerinden bir de... ...yaparak, yaşayarak öğrenmedir. Aktif öğrenmenin kendisidir. Çeşitli aktif öğrenme, değerli arkadaşım yöntemleri var. Mesela akvaryum, kartopu, kum saati bunlardan biridir. Bu yöntemlerde neler yapılmaktadır? Tartışma, grupla çalışma, bilgi kartları oluşturma... ...benzerliklerden yola çıkarak sonuca ulaşma, çalışma kağıdı hazırlama öğrendiği bir şeyi başkasına öğretme ve onunla paylaşmak ki bu çok etkilidir. Uzman görüşü alma gibi konularda e, bu yöntemler de kullanılabilir. Yani aktif öğrenmede sadece dinleyip not alma yoktur. Derse girip sadece oturma yok. Burada tartışacaksın, soru soracaksın, karşıt görüşlerini ifade edeceksin ya da grup çalışması yapacaksın. Bunlarda aktif öğrenme var. Daha kalıcı bir öğrenme olduğunu düşünüyoruz. Ki bence de öyledir arkadaşım. Aynı zamanda aktif öğrenmede kişi ilgi ve ihtiyaçlarına göre, isteklerine göre e, konu seçmekte ve bu konuyu öğrenmektedir. Yani her konuyu öğrenmek zorunda kalmıyorsun. Kendi seçtiğin ilgi ihtiyacın olan konuyu öğreniyorsun, araştırıyorsun ve bunu arkadaşlarınla paylaşıyorsun. Şimdi gelelim hayat boyu öğrenmeye. Hayat boyu öğrenme nedir hocam? Hayat boyu öğrenme beşikten mezara öğrenmedir. Değerli arkadaşım öğrenme hiçbir zaman bitmez. Öğrenme okulla, dört duvarla sınırlı değildir hocam. Yani okul bitti, öğrenme bitti anlamına gelmez ki zaten ne kadar okulda öğrendiğimiz ortada. Bizler hayat boyu öğreniriz. Mesela ben şu an birçok şey öğrenmek istiyorum. Animasyon öğrenmek istiyorum. Animasyonlarla size değerli arkadaşım bir şey öğretmek istiyorum. Mesela Photoshop programı öğrenmek istiyorum. Daha kaliteli video programı öğrenmek istiyorum. Hatta bugünlerde ilgimi çekiyor. Bir saz ya da gitar çalmak istiyorum. Ya da Ebru sanatı da çok hoşuma gidiyor. Onunla ilgili çalışma yapmak istiyorum. İşte değişik hobilerim var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. Sürekli öğreniyoruz. Ben bu yaşımda bu kadar öğrenmeye hevesliysem bizim hepimizin öğrenmeyi öğreniyor olması lazım. Öğrenmeye aç olmamız lazım. Yani ben şimdi 20 yıl sonra da öğrenmeye aç olmam lazım. Annem 50 yaşına gelmiş bir baktım Arapça kursuna gibi. Ya ne işin var orada? O diyor ki ben Arapça öğrenmek istiyorum. Kur'an'ı daha iyi anlayacağım. Dedim helal olsun valla. Kimin çocuğu olduğun belli oldu yani. Yani işi Gidiyor kendi kendine kimse dememiş ben de gittiğimde öğrendim zaten yani kendi kendine öğreniyor ya da işte farklı yaş durumlarına bakıyoruz arkadaşımız var Metin Yiğit saz derslerini veriyor okulumuzda aynı zamanda YouTube kanalı da var şimdi bu arkadaşımız ne yapıyor işte 60 yaşındaki 70 yaşındaki insanlara saz öğretiyor. Yani ondan saz dersleri alıyorlar. ve ee, özel dersler alıyorlar. Bak insanlar öğreniyor. Yani ilgilerimize, ihtiyaçlarımıza göre öğrenebiliriz. Öğrenme her yaşta olur. Öğrenmeye açık olun yeter ki. O yüzden öğrenme beşikten mezara kadardır. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmeye açık olalım, meraklı olalım. Hayatımızı en güzel şekilde Anlamlandıralım diyelim ve burada artık videomuzun ilk bölümünü bitirmiş olalım. İkinci bölümde görüşürüz. Hoşça kal.